aslında tabii konuşacak ne var diye söylerseniz işte dolar kurunu görüyorsunuz nerelere geldiğini, ekonominin durumunu görüyorsunuz. Hani takip edenler biliyor en başından bu yana ben hep özellikle gıdaya dikkat etmek lazım diyordum biliyorsunuz. Dünya basınında da haberler çıkmaya başladı. Büyük bir gıda krizine doğru yuvarlandığımıza dair söylentiler, haberler var. Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Fransa tarım ürünü ihracatını gözetim altına aldılar. Tahıl ihracatını durdurdular geçici bir süre için. Bunu biraz dikkatlice takip etmemiz lazım. Çünkü Türkiye için de burada çok ciddi sorunlar var. Orada bir iki uyarı içinde bir yayın yapacağım. Çünkü bu sokağa çıkma yasakları falan Türkiye'nin tarımsal üretimini vurmaya başlayacak diye korkum var. Çiftçiler tarlalarına gidemiyorlar. Özellikle İstanbul'dan çıkamıyorlar. Geçici tarım işçileri tarımsal alanlara gelemiyorlar. Bu sene bizim için çok önemli. Önümüzdeki sene yiyecek tarım ürünü bulamayabiliriz. Bu sene tarım üretimini Türkiye'nin en yüksek seviyeye çıkarması lazım. Bu konuyu ayrıca sizinle daha rahat bir şekilde konuşmak istiyorum. Bir sürü yeri aradım. Anadolu'da birçok yeri aradım. Birçok işte yıllardan bu yana konuştuğum, ben tabii sizin gibi genç değilim. 30 yıla aşkın süredir, 1984'ten bu yana gazetecilik yapıyorum. O arada çok fazla dostluklar da biriktirdim, haber kaynakları biriktirdim. Onları arıyorum, soruyorum nedir durum diye. Onları da sizinle paylaşacağım. Gülhan Bebe, ben de bahçemde yetiştiriyorum. Hala geçen seneden marullarım var. Hala kendi marullarımızı yiyoruz. Ama bütün ülke için böyle bir şey söz konusu olamaz. Mutlaka mutlaka bu sene yüksek seviyede tarımsal üretim yapmalıyız. Çünkü bu kriz devam ederse hatırlayacaksınız. Burada defalarca söyledim. Soner Bey, size de merhaba. Kriz büyür ve devam ederse ülkeler iki şeyin ihracatını yasaklayacaklar. Bir tanesi sağlık, yani ilaç dahil olmak üzere. Diğeri de çok önemli bir nokta, gıda. Tarımda bu sene Türkiye mutlaka ve mutlaka mümkün olan en yüksek verimi almalı. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz çok ciddi şekilde mutlaka desteklenmeli. Çünkü o olmasa yaşayabiliriz, bu olmasa hayatımızı sürdürebiliriz, şu olmasa tabii ki hepsi olsun, ekonomimiz zarar görür. Ama gıda yoksa diye bir şey söz konusu dahi değil. Çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. O yüzden bu konu üzerinde ayrı bir yayın yapmak istiyorum izninizle. Onun için onu çok uzatmayayım ama dünya basınında çok önemli haberler çıkmaya başladı. Hindistan'da, Kenya'da, Nijerya'da, Bangladeş'te, dünyanın yani daha yoksul ülkelerinde tarihte gördüğümüz en kötü gıda krizlerinden biri yaşanıyor olabilir. Gerçekten çok kötü bir gıda kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu sene 250 milyon kişinin gıda, yani açlık tehlikesiyle karşı karşıya olanlara ilave olacağını söylüyorlar. Halbuki bu her yıl küçük de olsa azalarak devam eden bir şey. O yüzden bizim mutlaka ve mutlaka çok ciddi tedbir almamız lazım. Bu konu çok önemli. Bunu mutlaka konuşmamız, aynı şekilde ele almamız lazım. O yüzden de izniniz olursa bu tarım konusunu tek başına şey yapmamız lazım. Yağız Bey, bu planlar uzun vadeli mi olmalı yoksa uzun vadeli kısa vadeli mi olmalı dediğinizi görüyorum. Şu an acil olarak 2020 ve 2021'i planlamamız lazım.
Onay Bey evet 100 ton limon aldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ama daha güzel sizinle daha önceden paylaştığım bir haber vardı. Biliyorsunuz İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir anlaşmaya imza attı ve İzmir'in de üretilen İzmir'deki çiftçilerin ürettiği ürünler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla İstanbul'daki tüketicilere getirilecek. Bu konuda size ayrıca bir yayında yapacağım. O da çok güzel bir şey. Yerel yönetimler böyle şeyler yapmalılar. Çok önemli. Cemal Bey, ayçiçeği konusu evet. Ayçiçeği konusunda şöyle bir şey. Türkiye %40'ını, ihtiyacının %40'ını ithal ediyor. O zaman işte bunlar tabii hani dikkatle izlememiz gereken şeyler. Hatırlayacaksınız ben daha en başında demiştim ki ben bu ülkeyi yönetenlerden olsaydım bütün gıda stoğumun envanterini çıkarırdım. Özelde ya da kamuda olması fark etmez gıda stoğu envanterimi önüme koyar ve 2020 ve 2020'de en yüksek seviyede nasıl yapabilirim tarımsal üretim diye buna bakardım. Deneysel iktisat politikalarına hiç tahammülümüz olmayan bir dönemdeyiz. Çünkü sadece biz sorunlu bir yerde değiliz. Dışarısı da çok özel sorunlu bir yerde. O yüzden çok dikkatli gitmemiz gereken bir yerde ben hükümetin bunun çok da farkında olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası biraz korkuyorum. Yeterince bu işin ciddiye alınmadığını, bunun boyutlarının büyüklüğünün yeterince algılanmadığını düşünüyorum. Bütçeye baktığımız zaman bütçe gelirleri düşüyor. Çünkü hiçbirimiz yani şu an itibariyle alışveriş yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz veya çok az yapıyoruz. Dolayısıyla vergi vermiyoruz. Şirketler çalışmıyorlar, kâr etmiyorlar. Dolayısıyla ciroları çok düştü bağımlarında. Onlar da vergi. Devletin harcamaları çok artacak doğal olarak. Turizm yerle yeksan 2021 yılında bile o eskilere dönmesi dünya genelinde çok zor. Dünyanın büyük turizm ülkeleri şu anda şapkalarını önüne koymuşlar. Örneğin Paris'te şey tartışılıyor. Her yıl 38 milyon turist Paris'e gelmeli mi? Bundan sonra da eğer bu salgınlar bundan sonra da devam edecekse fiyatları yukarı çıkarıp acaba gelen turist sayısını sınırlamalı mıyız gibi. O açık büfeleri düşünün turizmde hani böyle 2000 kişilik 1500 kişilik, 3000 kişilik tesislerde ev açık büfeler. Şimdi oralardan yemek yer misiniz? Bunları bütün dünya bunları düşünecek. O yüzden bunları daha sonra ileriki yayınlarda konuşalım. Sağlık Bakanlığı'nın rakamları konusu yani açıkçası ben Sağlık Bakanlığı'nın rakamları dışında bir bilgiye sahip değilim. Onu yani hepimiz tabii derin şüpheler içindeyiz. Ama Sağlık Bakanlığı'nın rakamları bilerek gösteriyor, düşük gösteriyor mudan emin değilim. Çünkü İtalya'da Milano'ya çok yakın bir yerin belediye başkanı şey demişti. Gerçek ölüm sayısını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü birçok hayatını kaybeden test yapılmadan gömülüyor demişti. Hani Sağlık Bakanlığı manipüle ediyor mu? Benim elimde böyle bir bilgi yok. Ama doktorlarla konuşuyorum. Bazı yerlerde durumun çok kötü olduğunu söylüyorlar. Açıkçası bilmiyorum. Elimde bir böyle bir veri yok. Yani benim konuştuğum insanlarda böyle bir veri öyle bir şey yok. Yiyecek içecek işletmelerini sormuşsunuz. Şimdi tarımla yiyecek içecek tarafını ayırmak isterim. Tarımsal üretimi vurmaması lazım. O konuda bir yayın yapacağız. Yiyecek içecek işletmeleri özellikle eğlence sektörü için de ayrı bir yayın planlıyorum. Çünkü onlar tamamen öldüler. Orada çalışanlar çok kötü durumdalar.
açıldıktan sonra, yavaş yavaş dönüldükten sonra da herhalde öyle 100 kişinin, 50 kişinin bir arada olduğu kafeler, lokantalar falanlar, böyle yan yana falan kimse oturmak istemeyecek. Ne zamana kadar? Bir aşı bulunana kadar. İlaç hasta olunca bizi tedavi edecek bir şey. Ama aşı hasta olmamızı engelleyecek bir şey. O yüzden onu bulana kadar, yani aşı bulunana kadar biz bunu, yani öyle kalabalık 100 kişilik, 50 kişilik kafeler, lokantalar, gece hayatı falana herhalde görmeyiz.